Buraya giriyor ama... Merhaba, ben oyuncak tamircisi oldum. Bu arabada uzun zamandır tamir etmem için burada bekliyordu. Artık tamir olma vakti ve bir lastiğe ihtiyacı var. Sanırım onu da sipariş etmem gerekecek. Evladım, evladım! Hazır mı benim arabam? Tamam, oldu. Bekliyoruz. İyi günler. Amcacım, lastik siparişini daha şimdi verdim, telefonu kapattım. Gelmesi de birkaç günü bulur. Onun yerine istersen ben sana başka bir araba verebilirim. Vallahi iyi olur. Kaç gündür arabasız geziyorum bak. Özledim arabamı ya. Ne zamandır yapamadın? Hangi model araba vereceksin sen bana? Sarı arabanı aratmayacak bir modelim var. Bak, işte burada. Ferrari. Çok iyi bir kırmızı. Ha? Ne dersin? Ya ben yaylaya falan çıkacağım. Şimdi bu arabaya zarar vermeyeyim. Var mı böyle arazi tipi bir araba sende? Var var olmaz. Tam 4x4 SUV bir arazi aracım var. Bununla istediğin her yere çıkabilirsin. Ha, merhaba Barbie, hoş geldin. Dikkat. Ay, kusura bakmayın, yanlışlıkla oldu. Hafifçe dokundum. Bu araba iyiymiş. Ben bununla yaylalarda gezerim. Hadi iyi günler, kolay gelsin sana. Ah, Emiciğim, merhaba. Ben de arabam için geldim hayatım. Araba mı bozuk? Tamam, hemen bakalım. Neresinde ne var? Lastikte mi? Şuna bir bakalım hemen. Yani böyle bir şeyinde falan. Aslında arabamdan memnunum ama yani bilemedim ki. Oğlum, lastik gayet iyi. Ne yapıyorsun sen? Lastiklerde bir şey yok canım. Tamam tamam, ben anladım. Bunun kaputu sıkışmış, sen onu açamadın. Su falan doldurmak için herhalde. Dur, ben açacağım, ben çok güzel açacağım. Bunu böyle koyalım. Dur, ne yapıyorsun öyle? Barbie, az kalsın eline vuruyordum. Ne yapıyorsun sen, tehlikeli hareketler? Hızı falan gayet iyi. Konforlu da bir araç. Ama yani seviyorum da. Havalı bir araba ama böyle sanki ufak bir değişiklik istiyor gibiyim. Sen değişiklik istiyorsun. Ha, buldum bak şimdi. Bak. Sence bu renk nasıl? Mavi bayağı bir değişik olacak. Aa, ben sana ufak bir değişiklik dedim. Sen ne yapıyorsun? Arabayı komple boyayacaksın. Bu zaten duvar boyasıymış. Değil mi? İlk arabamdaydım. Pardon. Tamam. Ümit, yeni işin badana falan yapmak herhalde. Ne yapıyorsun? Evinde bir değişiklik istersen bak, aklında bulunsun. Harika bir mavinin tonu var burada. Kuruyunca daha güzel duruyor. Neyse tamam, kaldıralım bunu. Ben senin arabanın için ne yapacağımı buldum. Ay, kim bilir ne yapacak acaba şimdi. Bak Barbie, burada benim bir sürü renk seçeneğim var. Ve bu renk seçeneklerinden arabanın üzerine tıpkı senin istediğin gibi küçük küçük şeyler yapıp yapıştırırsak arabam biraz daha renkli ve canlı olur. Hı? Ne dersin? İyi fikir mi? Küçük dokunuşlar demek. Harika olacak. Hadi başlayalım. Şimdi Barbie, hadi beraber renk seçelim. Mor. Olabilir, dursun. Yeşil. Ay, bilemedim. Bak, onu kenara koyalım. Belki bir şey için kullanırız. Sarı. Güzel. Siyah. Hayır, istemiyorum onu. Belki bir şey için kullanırız. Dursun kenarda. Pembe. Olsun. Olur mu Barbie? Bak şimdi. Araban zaten pembe. Bir de pembe üzerine olunca sence hiç böyle bir şey gözüktü mü Barbie? Haklısın hayatım, olmadı. Alıyorum o yüzden. Sen bana bırak. Şöyle beyaz taç yapraklı sevimli papatya ile başlayabiliriz.
Evet, taç yaprakları için şöyle birkaç tane yuvarlak yapsak yeterli. Çok basit olacak bu çiçek. 3-6 sanırım bu kadar yeter. Şimdi şöyle sarı polenlerin olduğu yeri, orta kısmını şöyle önce bir koyalım şuraya. Sonra da taç yapraklarını etrafına dizelim. Ay, bir sevimli durdu. Küçük bir şey. Güzel. Tamam. Şimdi de onun yanına da güzel kırmızı böyle canlı bir uğur böceği yapıştıralım. Ne dersin? Aa, olur olur. Çok güzel olur. Uğur böceğini de şu tarafa koyalım. Şimdi beneklerini takalım. Tamam. Uğur böceği de bitti. Şimdi cantlara bir şeyler düşünebiliriz. Mesela yıldız. Evet. Mesela arka cant için mavi, ön cant için de sarı. Evet, sarı bir yıldız istiyorum. Mavi, bu da sarı. Yıldız için de şöyle bir kalıp kullanabilirim. Bir tane mavi istemiştim. Şimdi buradan çıkaralım. Bunu mavi olanı arkaya istemiştim. Yapıştıralım. Tam ortaya koysak gayet de iyi duracak. İşte. Sarı da tamam. Bu yıldızlar ne kadar da yakıştı oraya. Şimdi de yan tarafları için şöyle örgü bir şerit düşünüyorum. Evet, şeritler hazır. Şimdi bunları örmeye başlayabilirim. Değişik bir fikir. Acaba nasıl olacak bakalım? Şimdi muşlamı kesmek lazım. Neyle keselim? Bundan olur. Şimdi bu arabanın o kapısına getirebiliriz. Jantlar harika oldu. Kapı da süper. Evet. Ön taraf boş mu kaldı acaba? Demek ki sen logosundan sıkıldın. Evet. Buldum. Ümit ne yapıyorsun? Barbie şey logosundan sıkıldın ya. O zaman başka bir logo takarız. Mesela Ferrari. Tamam, logoyu bırak. En azından orası orijinal kalsın madem. Şaka, zaten çıkmıyor. Tamam bari. Ha, bak, burada böyle karışık renkli iki tane de kalp yapıştırayım. Gönlün olsun. Güzel oldu. Arabamla hemen bir tur atmak istiyorum. Teşekkürler Ümit. Hoşça kal Barbie. Acaba ben de bu kalın hamurlarla şu Ferrari'ye bir şeyler mi yapsam?
Mesela şu karışık hamuru şöyle üstüne mi yapıştırsam? Ay yok yok. Sen hadi bakalım. Şöyle geç. Ben normal işime devam edeyim. Evet. Tekerlek sipariş ettik. Kapı ayarları iyi. Yan tarafa bir de koltuk sipariş etmek lazım. Bu da yok.